Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Türk Hava Kuvvetleri'nin ileri jet eğitimi ve harba hazırlıkta kullandığı T-38 uçaklarını özel bir boyama ile görmeye başladık. Ve bu boyama neden bu şekilde karşımıza çıktı? T-38 uçaklarının görevleri nelerdir? Neler yapılıyor? Bunları değerli arkadaşım ve aynı zamanda tabii ki yazar Levent son dönemlerde bayağı bir kitap çalışmalarına ağırlık vermiş durumda. Onu da videonun sonunda konuşuruz. Sevgili Levent Başaray'la konuşmak istedim. Çünkü bu konu aslında havacılık kültürünün bir parçası olduğunu düşünüyorum. Merhaba Levent, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk Dalgacığım. Şimdi dün aslında ben senin sosyal medya üzerinden paylaştığım fotoğraflarla ilk olarak T-38'leri gördüm ama biraz T-38'in şöyle bir Türkiye'deki macerasını istersen biraz konuşalım. Çünkü T-38 çoğunlukla F-5'lerle çok karıştırılıyor. İşte Türk yıldızları bu uçaklarla mı uçuluyor gibi. Biraz şöyle bir T-38'in tarihine bakalım. Süpersonik, yani ses hızlarının üzerine çıkabilen bir eğitim uçağı. Bir pilotuna kadar gerçek yüksek performanslı bir eğitim uçağıyla uçursanız o kadar gelecekteki görev yapacağı uçaklara daha eğitim açısından hazır olmuş oluyor. İstersen biraz T-38'i Northrop tarafından tasarlanan önce biraz konuşalım, arkasından kamuflajına geçelim. Bizim NATO'ya girmemizden itibaren pilot eğitimi çok hızlı bir şekilde ele alınıyor. Amerika'ya, Kanada'ya pilot gönderiyoruz. Sonra T-37'ler, T-33'ler gelince burada yapmaya başlıyoruz bizim jet eğitimini. Sonra da Amerika bize peyderpey T-38'leri veriyor. Bizden başka NATO ülkesi Portekiz'de var T-38. Başka da ülkede yok. Mesela Yunanistan'a falan vermemiş. Onlara T-2 Bakayları vermiş. Biz T-38 ile devam etmişiz. Sonra da filo genişlemiş. Gayet de güzel, başarılı. Kaza oranı T-38'in bizim Türk Hava Kuvvetleri'nde çok az, çok düşük. Pilotları tarafından çok sevilen. Genelde F-5B ile karıştırılır hep. Çift kişilik olduğu için F-5B. T-38 zamanında güzel işler yaptı. Tabii her uçakta olduğu gibi modernizasyon ihtiyacı duyuldu. T-37'nin üstüne tabii T-38 süpersonik bir eğitim verdiği için ilk başta pilotlara bu eğitimi verdikten sonra pilotlar biliyorsun Çiğli'den bürevelerini takıp Konya'ya gidiyorlardı. Konya'da harbi hazırlık eğitimine başlıyorlardı. Onun da tarihini hatırlatalım. F-84 F'lerle başladı bu. Sonra onlar yerine F-100 C'ler geldi, D'ler geldi. F'lerle devam edildi. En nihayetinde envantere Hollanda'dan NF-5'lerin de girmesiyle oraya bir havuz oluşturdu. Uzun yıllar F-5'lerle harbi hazırlık eğitimi yapıldı. Sonra F-5'ler ansızın envanterden çıkarılacağı kararlaştırıldı ve F-5'ler gitti. Elimizde ne kaldı? F-16 ve F-4 öncesi. Gene T-38'ler kaldı. Tabii bu ilerleyen aviyonikler ve diğer elektronik sistemlerin modernleşmesiyle T-38'ler çok güzel bir hale gelmişti. Biz de yaptık, onları modernize ettik. Hem yapısal modernizasyon yapıldı, hem de aviyonikler yapıldı ve bu uçaklara takılan yeni sistemlerle mühimmat atmadan sanki atıyormuş gibi harbi hazırlık eğitimi verilmeye başlandı. Tabii herhalde anladığım kadarıyla biraz Amerikan Hava Kuvvetleri benzeri. Amerikalılar da T-38'leri kullanıyorlar. Harbi hazırlık eğitimlerinde dediğin gibi mühimmat atar gibi her türlü konuyu sanal olarak pilot adayına öğrettikten sonra onlar da görev yapacağı uçaklara gidiyor. Tabii bu maliyet etkinlik sağlıyor. Performansı aynı uçakta ek bir eğitim almadan uçmasını sağlıyor ve bu aşamaya geliyor. Tabii Amerika'da da yine Boeing ve Saab'ın yaptığı T-7 olarak adlandırılan daha yeni nesil bir uçağı bırakacak ama 1960'larda envantere girmesi Amerika'da arkasından herhalde 60 küsür yıllık bir hizmet ömrü ki bir jet uçak için çok çok önemli. Ben her zaman T-38'leri çok zarif, çok böyle tasarımı hoş uçaklar Ve olduğuna iyi inanıyorum. uçaklar, yani tabiri caizse sülün gibi uçak.
Sürüngen gibi uçaklar ses hızının üzerine çıkması, akrobasi yeteneğinin yüksek olması bu tabii T-38'in özelliklerini ön plana çıkartıyor. Şimdi TUSAŞ, Aselsan, 1. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı ortak bir şekilde modernize edildi. Hatırlayacaksın 2013 yılında Mürtet'te, Akıncı'da düzenlenen Hava Kuvvetleri Günü'nde de beraber incelemiştik kokpitini senle beraber. Evet. Uçak oldukça zarif ve glass kokpit, yani pilotlar tüm verileri ekranlardan takip ediyor ve aynı zamanda harbi hazırlıklarını yapıyorlar. Bu standarda geldi ve yeni de bir boyamayla karşılaştık. Bu boyama da Türk Hava Kuvvetleri'nde birçok filonun armasını tasarlamış sevgili Ömer Erkmen'in tasarım imzasını taşıyor. 2 ton gri var üzerinde dalgalı bir şekilde konmuş. Biraz bu T-38'in bu görüntüsü sence tam böyle bir muharip uçak havasını mı almıştı? Ne düşünüyorsun? Evet. Biraz T-38'in boyasından bahsedelim. İlk geldiğinde bize beyaz geldi bunlar. Bizim Evet. tabii o zamanlar hava kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetleri kısıtlıydı. Yani bize ne geliyorsa kullanıyorduk. Boyasını değiştirme, işte yeni bir kamuflaj yapma şeyimiz yoktu. O zamanlar bol miktarda uçak geliyordu, kullanıyorduk. Kendi uçağımızı da yapma şeyimiz olmadığı için. İlk geldiklerinde beyaz uçtu bunlar. Ama mesela T-37'ler de geldiğinde beyazdı fakat kanat uçları, kuyruğu falan turuncu renkteydi. Bunun amacı ne? Pilotaj eğitimindeki acemi pilota yanındaki uçağa fark ettirmek. Yani koluna girdiğinde hocasıyla beraber hareketleri yaparken kolda sürekli uçağın görünmesini sağlamak. O yüzden eğitim uçakları yani muharip uçaklar nasıl havada az görünecek şekilde boyanıyorsa, kamufle ediliyorsa gri'nin tonları, eğitim uçakları da tam tersi görünmesi gerekir. Yani beyaza boyanır, kırmızıya boyanır, sarıya boyanır. Bunların amacı havada görünmesini sağlamak. Bize bu uçaklar geldikten sonra uzun yıllar hiç bir değişiklik yapılmadı. Kuyruğuna bir arı sembolü boyandı. İzmir'deki Teoman kardeşler, maketçi abimiz bütün T-38'lerin kuyruğuna bu armayı işlemişti ki o zamanlar için büyük şeydi bu. Hava kuvvetlerinin uçaklarına böyle bir kalemle bir şey çizilmezdi. Böyle bir tail art dediğimiz şey çalışmayı Teoman abi yapmıştı ilk kez. Ondan sonra 2009 yılında galiba böyle bir ihtiyaç hissedildi. T-38'lerin daha da belirgin olması, boyalarının değiştirilmesine yönelik. İşte çeşitli çizimler yapılmıştı o zaman. Hatta bir kırmızı beyaz çizimden iki tane yapıldı. Gri siyah denendi. Ben hatırlıyorum bunlar hep kuvvete önerildi. Fakat bunlarda sıcaklık sorunu olmuş. Yani İzmir Çiğli çok sıcak biliyorsun. Ve o uçaklar güneşin altında bekliyor. Çiğli'de hangar yok ve daha doğrusu az. Uçaklar o zaman açıkta bekliyordu. Problem çıktı koyu renklerde. O yüzden açık renk kırmızı ve beyaz tercih edildi. O gri siyah seçenekleri elendi. Yıllar geçtikçe Çiğli'ye ve diğer üslerde de gördüğümüz o yanları açık şelterler yapılmaya başlandı. Brandalı üstü. Böylece uçaklar sıcağın alnında yatmayınca sanıyorum şimdi tekrar bir ihtiyaç doğdu. Bir de tabii harbi hazırlık eğitimi verilmeye başlanınca T-38'de pilotlara bazı sıkıntılar muhtemelen baş gösterdi. Yani düşünsene bir yeni bir teğmeni kolda, bulut içinde değişik formasyonlarda uçmaya zorluyorsun. Değişik hareketlerden sonra öğrenci hocasını havada bulamıyor. Uçak da beyaz veya kırmızı olsa da göze çarpmıyor. Bu yüzden böyle bir ihtiyaç olduğunu sanıyorum. Koyu renklere en azından belli bir miktar uçağa harbi hazırlık eğitimi veren uçağa. Burada şimdi ikisinin arasındaki farkı şey yapalım. Çünkü sosyal medyada ben çok okudum. Niye kırmızı beyaz devam etmedi? Niye griye dönüldü diye bazı şeyler var. Bütün uçaklar değil, harbi hazırlık eğitimini veren taktik formasyon ve mühimmat atışı hava hava
görevlerini yapan uçaklarda koyu renk tercih edilmiş. Gri ve koyu gri. Yani göze çarpsın havada, öğrenci pilot görsün o uçağı. Kanadın uçlarına da ve galiba kuyruğa da turuncu bölümler eklenmiş. İyice belli olsun diye. Böyle de T-37'lerden sonra tekrar herhalde o turuncu hikaye gelmeye başladı. Tabii T-38'lerle birlikte kullanılan T-33'lerde kanat droplarında o turuncu boyamalar oldukça aktif olarak kullanılmıştı. Ben bir yandan da olayın askeri kullanımının yanı sıra dediğin gibi genç bir teğmenin eğitiminde gri bir uçağın koluna gelmesi veya gri bir uçakla motive olması çok önemli. Senin F-100 kitabında hatırlıyorum 1980'lerde Konya'da F-100'lerin durumu oldukça artık yavaş yavaş hizmet ömürlerinin sonuna geliyor. Yanlış hatırlamıyorsam lütfen düzelt. Tahsin Şahinkaya Hava Kuvvetleri Komutanı ve gelince bir probleminiz sorun var mı diye sorduğu zaman genç teğmenlerin biraz uçakların boyasıyla ilgili şikayetleri sonrasında boyanmaları bunlar tabii motivasyon çok önemli. Muhtemelde bu motivasyonu sanıyorum Hava Kuvvetleri sağlamak istediği için böyle bir adım atıyor. Muharip bir uçak görüntüsü içerisinde. Bir yandan da Amerikan Hava Kuvvetleri'nde kullanılan, onların da benzer modernizasyondan geçmiş, yanlış hatırlamıyorsam T-38C var sonunda modernize edildiği için. Onlarda da işte böyle siyah renkler, griler, F-16 gibi 2 ton boyamalı griler gibi farklı farklı konseptler de var. Dünyada da bunu görüyoruz. Kraliyet Hava Kuvvetleri Hawk tipi eğitim uçakları kullanıyor. Onları mesela siyah boyuyor. Hani bunun bir avantaj, bir şeyi var mı? Çünkü tamam stealth uçaklarda daha koyu renkler kullanılıyor ama neden böyle bir siyah renge doğru gidiş? Farklı farklı. Bunun bir amacı var mı? Benim tahminim, dediğim gibi, havada tespit edilsin, hemen görsün öğrenci. Ve dikkat et, Amerikalılar ve İngilizlerin uçakları parlak, mat değil. Bir şekilde havada kopkoyu bu uçak görülsün, seçilsin. Öğrenci pilot liderini takip etsin. Hemen bulsun, koluna gelsin. Bu amaçla yapılmış. Tam Yani tersi muharip uçaklardan, yani havada gizlenme yerine hemen fark edilsin diye şey yapılıyor. tercih bu yönde. Bir de tabii havacılık kültürü açısından da şunu sormak istiyorum. Bizler uzun yıllar işte jet uçaklardan bu yana baktığımız zaman Türk Hava Kuvvetleri boyamaya çok önem vermiyor. İşte, uçaklar uzun yıllar yardım olarak gelmiş. İşte F-104'lerden Alman keskin kamuflajlı veya farklı ülkelerden gelen, Kanada'dan gelen CF-104'ler. Yani Türkiye o konuda rengarenk uçaklar. Ve sonrasında böyle bir milli boyama örneğin hani bu konuyla ilgili ne yazık ki Yunanistan'a ben gıptayla bakıyorum. Tamam çok kirli uçaklar ama Tamam kendi o diyecektim. gri ve mavi renklerini F-16'ları bu şekilde boyalı, mirajları bu şekilde. Envanterine aldığı Rafallar içinde benzer bir yaklaşım söz konusu. Yani artık biraz daha Türk Hava Kuvvetleri'nin kendi kamuflaj. Çünkü bir yandan da kendi uçaklarımızı tasarlıyoruz. İşte T-38'in yerini alacak Hürjet, Milli Muharip Uçak. Buralarda da artık kendi milli ürünle birlikte kendi Türkiye'nin tasarımını çıkarması gerektiğine inanıyorum. Ne düşünüyorsun bununla ilgili? Doğru. Biz maalesef NATO ne demişse, Amerika Hava Kuvvetleri ne demişse onu yapmışız. Yıllarca boyasız uçmuş uçaklarımız, kamuflajsız. NATO'dan bir direktif gelmiş, demişler ki uçaklar boyanacak. Ne renk boyanacak? Amerika ne yapmış? Vietnam'da ne yaptıysa, işte SA kamuflajı dediğimiz kahverengi ve yeşilin iki tonu. Onunla boyamış. Onların teknik şartnamelerini bize göndermiş. Biz de o paternleri elimizden geldiğince boyamışız. Ha, özgün çalışmalar olmamış mı? Olmuş. 74'te harekatında gördüğümüz F-104'lerin milli boyaları var. İlk kez Türk yapımı bir boyayla uçaklara boyamışlar. Patern de bize ait. Fakat o boyalar uzun ömürlü olmamış, dökülmüş. Ondan sonra uzun yıllar biz Amerika'dan gelen boyaları şey yapmışız. Uçaklar Fasbat'a geldikçe uçaklarımızı boyamışız. Onların gönderdiği paterne göre. Yani kimse dememiş ki Türkiye'nin coğrafi şartları nedir? Bu uçaklar havadan bakıldığında, yerde bombardıman uçaklarından bahsediyorum, tespit edilmemesi için
Bizim coğrafi renklerimiz nedir? Veya aşağıdan yukarı bakıldığında bu uçakların görünmemesi için nereye boyanmalıyız? Böyle bir çalışmamız olmamış. Yeni yeni işte başladı. Daha sonra bizim boyalar Türkiye'de imal edilmeye başlandı. Yani Türkiye'de bu boyalar üretiliyor. Fazla böyle bir şeyimiz olmadığı için söz sahibi olamamışız. O yüzden bu T38'deki işte bu son boyama hepimizi sevindirdi. Şimdi normalde hava kuvvetlerinde belki de bizim bu heyecanımızı, bu merakımızı anlamayacaklardır. Alt tarafı bir uçağa boyadık diyorlardır. Onun Ama basın işte açıklaması bile yapılmadı doğru dürüst. Ama bizim için çok önemli bu. Çünkü biz sonuçta kendi hava kuvvetlerimiz bir rutini bozma girişimi var. Güzel bir çalışma var. Bizi sevindiriyor. Biz tutup da Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin ne yaptığını veya onların gelişmelerini takip etmiyoruz. Kendi hava kuvvetlerimizin gelişmelerini takip edip seviniyoruz. Bunun bir gizliliği de yok. Yani bu yeni boya herhangi bir gizli bir şey değil. Alt tarafı bir güzel bir çalışma yapılmış. Bunun duyurusunun daha güzel yapılmış olması lazımdı. Ben biraz da izin verirsen bu konuya değinmek istiyorum. lütfen, lütfen. Yabancı Hava Kuvvetleri'nde her üssün basın halkla ilişkiler şubesi vardır, subayı vardır. Böyle bir şey açıldığında mesela dün uçak ilk kez gelmiş Çiğli'ye. Törenle kabul edilmiş. Bunun hemen fotoğrafı çekilir, bir basın duyurusu yapılır. Her yere yayılır. Yani bizden önce ilgili kurum bunun basın açıklamasını yapar ve herkes ondan sonra öğrenir. Bu uçak niye boyandı? Neye gerek duyuldu? Bunlar bizde maalesef olmuyor. Bizde tek elden bir duyuruların yapılması gibi bir şey var sanırım. Bütün kuvvetlerin açıklamalarını galiba Milli Savunma Bakanlığı yapıyor. Evet. Biraz da zaman kaybı oluyor. Dün o fotoğraflar sosyal medyaya düştü. Ben de aldım bir yerden kaynak gösteremeden kullandım. Yayıldı. 2 gün geçti şu anda. Sonuçta ya herkesin cep telefonunu toplayacaklar böyle bir şey olduğu zaman ya da en başından böyle böyle bir şey var. Biz bunu yaptık, şu nedenlerle yaptık. Kamuoyuna duyurulur. Ha, duyurulması da gerekiyor. Public relations dedikleri şey hakikaten yabana atılmaması gereken bir şey. Biz birazcık eksik kalıyoruz o konularda. Yaptığınız bir işi pazarlamak her konuda, yani sadece silahlı kuvvetler, hava kuvvetleri değil, hayatın her alanında, hele günümüz dijital dünyasında çok çok önemli. Levent, videomuzun başında dediğimiz gibi sen artık son dönemde yazarlığa çok ağırlık verdin. Efüs kitapları, arkasından Efüs 2 geldi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın ilk anılar cildi yayınlandı. Şu an gündemde ne var? Bir de son haberleri kitap açısından senden alalım. Evet, biz maalesef okuyucularımızı üzdük. Birinci Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili hava ikmal, hava indirme, uçar birlik ve keşif faaliyetlerini anlattığımız kitap çıktı. İkinci baskısı yapıldı. Çok güzel bir ilgi gördü. Bunun peşine hemen F-100'lerin özellikle yaptığı hava taarruzlarını, yakın hava desteğini kapsayan kitabı çıkaracaktık. Eylül ayında çıkması gerekiyordu. Maalesef yetiştiremedik. Çünkü yani kayıt altına alınmamış, çok teyit edilmesi gereken bilgi oldu. Bunları böyle çok uğraştık. Anca yetiştirdik. Sanıyorum önümüzdeki ay içinde yeni kitap çıkacak Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili. Şimdi herkes soracaktır F-104 ne oldu diye. Çünkü sırada o vardı. F-100, F-102, F-104. F-104 maalesef ülkemizin içindeki bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle böyle kuşa kağıda renkli, bol fotoğraflı bir kitabı çıkarmak maalesef artık zor. Kitap fiyatları tabii haklı olarak kağıt dışarıdan geliyor. Baskın maliyetlerin önemli bir kısmı dışarı kaynaklı olduğu için basit bir kitap bile alsanız çok ciddi para. Hani aslında çok ciddi bir para değil ama fakirleştiğimiz için her şey çok pahalı hale geliyor. Ama bu dönemde bile bir kitap yazmaya çalışmak, o kitabı çıkarmak çok bence takdir edilecek bir şey. Çoğul konuşuyorsun bunlarla, bu konularla ilgili. Serhat Güvenci de, Serhat Tabii. abinin de kulaklarını
Çınlatalım. Yine beraber yazıyorsunuz ikinci kitabın arkasından. Peki bu bir seri olacak mı? Bayağı eksik konular var. Kıbrıs'la ilgili özellikle. Tabii seri olacak. Bizim de amacımız bu anılar yitip gitmesin. Çok değerli komutanlarımızla görüşmeler yaptık. Bu insanlar geriye bir şey bırakmak istiyorlar, anılarını bırakmak istiyorlar. Çoğunu kaydettik. Bizim de görevimiz bunu Türk okuyucusuyla buluşturmak, geriye bu anıları şey yapmak ve insanlar okudukça, tarihini öğrendikçe daha az hata yapar. İleride böyle bir şey olduğunda daha bir böyle temkinli davranır. Ben başka çalışmalar da yapacağım. İşte Körfez Savaşı ile ilgili bir seri başladık biliyorsun seninle. Onu devam ettireceğim. Yani dediğim gibi elimden geldiğince bizim Türk havacılık tarihini şey yapacağız, aktaracağız. Ne olmuş, ne bitmiş. Önemli olan bunları kitap haline getirmek. Biraz önce çok önemli bir şey söyledin. Sadece bu anları aktarmak değil, ciddi bir editörlük sürecinden geçiyor. Karşılaştırmalar, doğrulamalar, yoksa hani her insan duyduğunu yazdığı zaman veya duyduğunu gerçek kabul ettiği zaman işte bunlar yazarlık olmuyor. Sadece işte o zaman aktarıyorsunuz. Herhangi bir öneme sahip değil. Sonra yanlış insanlarımızı yönlendiriyor. Tarihin kayda geçirilmesi açısından yaptıklarınız çok çok önemli. Ne diyelim, yeni kitap şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Yeni kitap Sağ ol. çıkınca da ayrı bir Kıbrıs Barış Harekatı videosu senle hazırlayalım. Belki Serhat'ı da alırız. Üçün böyle güzel bir video Alalım. yaparız. Çünkü bu sene 50. yıl dönümü Kıbrıs Barış Evet, Harekatı'nın. evet, evet. Ve bizim ne büyük utancımız 50 yıl geçti. Elimizde bir Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili kapsamlı bir kitap yok. Doğru dürüst. Hele hava Hem yok kuvvetleriyle hem... ilgili hiçbir şey yoktu. Bizim kitabımızda biz bir kapı araladık. Elimizden geldiğince yani bulabildiğimiz kadarıyla komutanlarımızın hatırladığı kadarıyla böyle bir şey yapıyoruz. Keşke Öyle. bu arşivler açılsa, keşke çalışmalar yapılabilse ama maalesef bizde de bu kadar. Gene buna da şükür. Ne yapalım? Buna da şükür, bu bir kapıdır. Önemli olan açılmasıdır. Türkiye'de bir sürü konuda olduğu gibi önemli olan ilk taşı koymak, sağlam bir şekilde koymak. Bunu yapıyorsunuz. Yapıldıktan sonrası üzerine çıkıyor. Önemli bir görev yerine getiriliyor. Çünkü dediğin gibi 50 yıl en genç katılan personel 20-21 yaşında katılsa bugün 70-71 yaşında, çok önemli bir kayıt bu, komutanlarımız hayata veda etmeden sizler açısından geçiyor. Çok çok teşekkür ediyorum Levent. Senle T-38'i konuştuk. Başka bir videoda görüşmek üzere diyelim. Haberleşmek üzere. Tekrar yeni kitap çıktığında tekrar görüşeceğiz seninle. Tekrar ellerine sağlık. Sağ ol Tolga'cığım. Ben teşekkür ederim. Bu T-38 konusuyla ilgili hakikaten 2 gündür sosyal medyada çok şey oldu. Bunu da bizi izleyen ilgililer varsa bir not etsinler diye diliyorum. Hakikaten çok ilgi görüyor. Gençlik artık eskisi gibi değil. Takip ediyor. Hoşuna gidiyor. Gurur duyuyor. Bunları daha böyle paylaşmak, korkmadan paylaşmak, düzgün paylaşmak bence daha faydalı. İnsanlar ilk elden, birinci şeyden öğrenir ve daha iyi olur. Öteki türlü bilgi kirliliği oluyor yani. Çok teşekkürler. Umarım ilgili makamlar bu mesajı alacaktır. Haberleşmek, görüşmek üzere.